Hoş geldiniz hocam. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hocam, karaciğer yağlanmasını konuşacağız ama öncelikle karaciğer vücudumuzdaki en büyük organ ve karaciğerin fonksiyonları nelerdir diye hemen sormak isterim size. Hem en büyük organ hem de en dayanıklı organ, en dirençli organ. Hem aynı zamanda en çok fonksiyonu, çok farklı çok fonksiyonu tek kalemde başarabilmeyi becerebilen tek organ. Karaciğer yiyip içtiklerimizin hepsinin vücudumuza girmeden önce işlemden geçtiği, vücudumuzda işlemden geçtikten sonra fonksiyon gören her türlü kimyasalın, doğal ve yapay kimyasalın temizlenmek için safra yoluyla bağırsağa boşaltıldığı bir fabrika. Yani hem ürün kabulü yapıyor, hem ürün depolaması yapıyor, hem de ürün toksik ürün temizliği yapıyor. Yani muazzam bir detoks merkezi karaciğer. Çok fonksiyonu var. Albümin üretiyor. Yağ metabolizmasını, protein metabolizmasını karaciğer yönetiyor. Karbonhidrat metabolizmasını, özellikle şeker metabolizmasında temel oyuncu. Karbonhidratı bulamadığınız zaman, şeker alamadığınız zaman, 2 gün, 3 gün, 4 gün aç kaldığınız zaman bile o sizi bir taraftan bünyesinde depoladığı fazla glikojen, yani yedek glikojen, yedek şekerle doyururken bir taraftan da baktı ki o da bitti. Kanınızdaki, vücudunuzdaki yağlardan, proteinlerden şeker imal edebiliyor. Yani olmayan şekeri başka kaynaklardan şeker olarak sisteminize sunabiliyor. Ama aynı zamanda muazzam bir bağışıklık gücü, muazzam bir kanama sistemini ayarlayan bir sistem. Muazzam bir depo, B12 vitamininin, demirin ve çoğu mineralin, vitaminin depolandığı olağanüstü bir organ. Ve tabii ki çok da önemli bir özelliği var. Baştan söyleyeyim, çok çok önemli, muazzam bir detoks organı. Evet. Bütün bu önemli faaliyetleri nedeniyle olsa gerek, onu Yüce Rabbimiz çok dirençli kılmış. Yani basitçe karaciğerinizin %75'ini alıp çıkarsanız geriye kalan %25 kendini rejenere edebiliyor. Bu hep söylenir, bu ben çok de bunu önemli. Hep merak ederim aslında. Çok doğru, çünkü vücudumuzda kendini yenileme kapasitesi olan en üst düzeydeki organ. Çünkü fonksiyonları çok fazla ve ne yazık ki tek. Tek olduğu için de muazzam bir koruma altına alınması lazım. Bu programımızın adı olan Yeni Hayat, karaciğerimizi çok ciddi şekilde sabote eden bir hayata dönüşme yolunda. Çünkü neden? Hem hareketsizlik, hem kötü beslenme koşulları, özellikle fruktoz bombalamaları ve yapay gıdalar karaciğerimizi mahvediyor. Ama bu arada yiyecek içeceklerle vücudumuza giren toksinler, ağır metaller, lüzumsuz yere kullandığımız pek çok ilaç da, vücudumuza giren pek çok yapay kimyasal da karaciğerimizi mahvediyor. Ve burada karaciğer ilk cevabını kendini korumaya alarak yağlanma şeklinde veriyor. Virüs hastalıklarında yağlanıyor. Depo hastalıkları dediğimiz bakır deposu, demir deposu yağlanıyor. Ama aynı zamanda en çok bir sağlığa zararlı alkolden yağlanıyor. Ama en az onun kadar önemli olan bir büyük tehdit de bu şeker tehdidi, fruktoz tehdidi, nişasta un, yani yapay, sentetik, çakma, bizim junk food dediğimiz, çöp gıdalar dediğimiz gıdalar. Bunlar karaciğerimizi mahvediyor ve yağlandırıyor. Peki hocam, biz mutlaka ki bütün organlarımızın sağlıklı çalışması çok önemli ama karaciğerimizde bir problem olduğunu nasıl anlayacağız? Nasıl semptomları dikkat etmemiz gerekiyor, dinlememiz gerekiyor ki karaciğerimizde bir problem olduğunu anlayalım? Karaciğerimizdeki problemden önce biraz önceki konuyu bir daha söyleyelim. Buyurun. Bu karaciğer yağlanması meselesi düşündüğümüzden çok daha önemli bir mesele. Her 4 hatta 3 yetişkinden birinde karaciğer yağlanması var. Ve bu karaciğer yağlanması dikkat edilmezse, biraz sonra konuşuruz, siroza, evet, hatta karaciğer kanserine kadar giden bir iltihaplanmanın tetikçisi olabiliyor. Bunu bilelim. Diğer taraftan karaciğer yağlandığı zaman Nefise Hanım, karaciğer yağlanması aynı zamanda şeker hastalığıyla, kalp damar hastalığıyla, hipertansiyonla, gut hastalığıyla beraber yolculuk yapıyor. İnsülin direnciyle beraber yolculuk yapıyor. Dolayısıyla karaciğer yağlanmasında, karaciğer yağlanmasının ve diğer karaciğer hastalıklarının işaretlerini sadece karaciğerden değil, bu hastalıklardan da alabiliyor olmamız lazım. Yani karaciğerim hasta mı sorusunun çok komik bir cevabını vereyim. Bel çevreniz. Eğer kadınsanız 88-90'ın, erkekseniz 92'nin 95'in üstündeyse, evet, karaciğerinizde problem vardır. Neden? Neden? Çünkü bel çevresinin genişlemesi demek iç organ yağlanması ve öncelikle de karaciğerin yağlanması demek. Ama genel olarak herhangi bir şekilde karaciğer kendini mutsuz hissettiğinde, hastalanma yolculuğuna çıktığında, problemli olduğunda
detoks fonksiyonları bozulduğu için siz kendinizi eskiye oranında daha yorgun, daha halsiz, daha isteksiz hissedersiniz. Eğer karaciğer yolculuğu, hasarı yolculuğu biraz daha ilerlerse karaciğerin safra yapma fonksiyonlarının bozulacağı, safra sisteminde tıkanmalar veya safrayı oluşturan renk maddesi bilirbinin birikmesi nedeniyle sarılık dediğimiz cildinizde, gözünüzde bir takım sararmalar, farklı tipte sararmalar, bazen daha çok sarı, bazen daha çok sarı yeşil şeklinde sarılık işaretleri görebilirsiniz. Hepimiz çok iyi biliriz ki karaciğer hasarlandığı zaman avuçlarda ve ayak tabanlarında daha çok olduğu belirtilen kaşınmalarla karşı karşıya kalırız. Cildimiz kurur, cildimizde pörsümeler, egzamalar, cilt döküntüleri, bizim tıp dilinde telenjektazi dediğimiz damar genişlemeleri, küçük böyle örümcek ağ şeklinde damar genişlemeleri ortaya çıkar. Avuç içinde renk değişiklikleri ve kızarma ortaya çıkar. Kızarma hatta biraz morarmaya giden bir kızarma. Ama en temel belirtisi karaciğer hastalığının iştahsızlık, halsizlik, bulantı, keyifsizlik, mutsuzluk. Bu karaciğerin hem aldığınız gıdaları yeteri kadar işleyemediğinin hem de atması gereken toksinleri yeterli ölçüde temizleyemediğinin işareti olarak ortaya çıkar. Başka işaretleri var. Allah korusun siroza doğru gittiği zaman olay karnınıza su birikmeye başlar. Asit dediğimiz karnında sıvı birikmesine bağlı kilo düşündüğünde ayrıca kocaman bir su kesici haline gelir karın boşluğunuz. Biraz daha ilerlediği zaman şuur bozukluklarına kadar giden amonyak birikimine bağlı problemler ortaya çıkabilir. Amacımız zaten bu programlarda sorunları daha başından tespit etmek. Hatta muhtemel sorunları prediktif davranıp önceden tahmin ederek bu size daha önce söylediğim 4P yani kişiye özel koruyucu, hızlı hareket eden ve öngören bir tıbbi yaklaşımı halkımızla paylaşmak olmalı.